Efendim şu anda dillere destan her birimizin zihninde böyle güzel bir yer edinmiş filmlere, kitaplara hatta günümüzde sosyal medyaya sıkça konu olan Koramaz Vadisi'nin hemen başımızdayız. İki yanımda da inanın böyle tarih kokan iki insan var. Halit Hocam ve Bilgin Hocamla birlikteyiz. Halit Hocam gerçekten e, UNESCO tarafından da liste, aday adaylı listesine girmiş Kayserimiz'in incilerinden Koramaz Vadisi'nin başındayız. Güzel bir program serüveni bizleri bekliyor. Uzun soluklu inşallah güzel işler yapacağız. Neler söylersiniz vadiyle ilgili? Evet bu vadi bakir bir vadi birkaç sene önceye kadar öyleydi birkaç senedir çok daha duyulmaya başlandı özellikle Bilgin Bey'in sayesinde UNESCO'ya da aday listesine girince daha da duyuldu belediye de bu işe önemini anladı hem büyükşehir belediyesi hem de Koca Melik Gazi Belediyesi anladı ve buraya da bir takım yatırımlar yapıyorlar yani buranın bakımıyla ilgili biliyorsunuz bu bölgenin Kayseri'nin ve Anadolu'nun en önemli tabi yapılarından biri Erciyes Dağı. Erciyes Dağı'nın etrafa verdiği bir takım e, avantajlar var. Bu bölgeye verdiği şeyler var. Burası bu bölge bir fay e, yani bir deprem kırığı. Bu, bu türlü kırıklar çevrede çok miktarda var Erciyes'in sebebi olduğu şeyler. Bu kırıklarda bir ayrı hayvan faunası, bir ayrı bitki florası oluşuyor bir, bir su, akarsular oluşuyor. Ve bunlar da burada bir farklı medeniyetin doğmasına sebep oluyor. İnsanlar burada yerleşiyorlar tarih boyunca. Bilgin Hoca anlatacak bunları şimdi. Birçok burada kiliseler, kaya kiliseleri, mezarlar, güvercinlikler vesaire birçok şeyler var. Çok önemli, Kayseri için önemli 7-8 kilometre uzunluğunda, 7-11 kilometre uzunluğunda yedi köyü içine alan bir yer. Buranın önemini şimdi bölge halkı da anlamaya başladı. Muhtarlarımız çok iyi anlamaya başladılar. İnşallah önümüzdeki günlerde, senelerde burası Kayseri'nin göz bebeği bir yer olacak. Hele UNESCO'nun katil listesine girerse Birleşmiş Milletler desteğini de alacağız. Buranın bakımı, geliştirilmesi çok daha kolay hale gelecek. Bir de Bilgin Hocam'a dönelim. Bilgin Hocam sizi daha evvelden Halit Hocam ee, anlatmıştı. Farklı kaynaklardan da duyduk. Koramaz'ın duyulması, Koramaz'ın listeye girmesi ve keşfedilmesi bölge halkı tarafından keşfedilmesi hususunda e, emeklerinizi herkes anlatıyor hocam. Bir de sizden dinleyelim Koramaz'ı. Ee, bizi nasıl bir yolculuk, nasıl bir serüven bekliyor? Evet. Biz şu anda Koramaz Vadisi'nin Ağırnas girişi dediğimiz bölgesindeyiz. Önümüzdeki yol bizi Akbinderes'ine, oradan da Turan üzerinden bugünkü adıyla Bağpınar, tarihsel adıyla Isbıdın'a kadar götürecek. Oradan da Kültepe'ye açılacağız. Yaklaşık 11-12 kilometrelik bir... Doğal ve kültürel miras ben bu şekilde isimlendiriyorum burayı. Burada çünkü hem bir doğal miras var. Bize atalarımızdan kalan her tarafımızda ceviz ağaçlarını görüyorsunuz. Gelabra ağaçlarını görüyorsunuz. Bir su akıyor içinde. Tatlı su kaplumbağaları var. Bununla birlikte burada çok ciddi de bir kültürel miras var. Bu kültürel miras hem Osmanlı hem ondan önce Selçuklu, ondan önce Bizans, ondan önce Roma hatta ondan önceki medeniyetlere kadar da uzanıyor. Bu bölgede bizim tespit ettiğimiz, belgelediğimiz 40 tane kaya oyma kilise bulunuyor. Ve bu kiliselerin şu an yoğunlaştığı alan birazdan gideceğiz Akbin Deresi ve Ispıdın bölgesi oluyor. Bu bölgeyi şöyle doğudan batıya doğru... Köylerini isimlerini sayacak olursak Büyük Bürüngüz'den başlar ardından e, eski adıyla Üsküb'ü şimdiki adıyla Subaşı Köyü e, daha sonra Küçük Bürüngüz daha sonra şimdi içinde bulunduğumuz Ağırnaz birazdan gideceğimiz Turan ya da Dimitre e, onun ardından Vekse onun ardından da e, şimdiki adıyla Bağpınar Ispıdın olarak sayabiliriz. Serüvenimiz burada başlıyor bu yolculuk esnasında bilgi vermeye de devam ederiz. Öyleyse hocam bu keyifli yolculuğa sizlerle çıkmaktan ben de büyük bir mutluluk. ...duyuyorum. Değerli izleyenler... ...bizim için de ayrı bir deneyim olacak. Bu işi bilen, bu işin hamuruyla yoğrulmuş ve... ...Koramaz'ı Kayseri'ye... ...dünyaya nakşetmiş, nakletmiş... ...insanlarla birlikte gezeceğiz.